Bir ekip başı daha mı var acep burada? Abam nasılsınız? Hani niye konuşmuyorsun? O zaman dur, hemen bu ablama dönüyorum. Ablam merhaba, seni tanıyabilir miyim? Merhaba, Birgül Zeybek. Ben çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Gençliğim, çocukluğum, evet, evet. Her şeyim bu tarlalarda geçti. Ondan sonra yani hep bu işin içindeydim. Okumak ister miydin? Tabii. Her kız gibi ben de okumak isterdim, her bir genç gibi. Hayalin neydi? Yani hayalim bir meslek sahibi olmak isterdim. Ama bir belli bir mesleğim şu olsun demedim hiç. Ama bir okumak, bir devletten bir aylığım gelsin isterdim. Ama ben inanıyorum ki Birgül Hanım çocuklarını okutuyor. Evet. Ve çok da güzel yerlere gelecek. Evet, inşallah. Burada sabah erkenden geliyorsun. Buradan gittikten sonra bir de evde iş işlemek zorunda bırak kalıyorsun. Evet, yani o da sana bakıyor, tarla da sana bakıyor. Kaç çocuk var? 3 çocuk var. Onlarla ilgileniyorsunuz. Evet, yani. Sadece tarlayla değil, bir de gittikten sonra yorgun bir de onlar yapmak zorunda kalıyorsun. Yemektir, hani ev temizliğidir hepsiyle. Peki bu emeğin karşılığına değiyor mu? Tabii, Allah'a şükür. Hamdolsun. En azından kendi emeğimizle, evet, kendi paramızı, alın terimizle tabii kazanıyoruz. Tabii ki. Ne mutlu. O daha yani daha bereketli, daha tatlı oluyor. Öyle. Hadi seni tanıyayım bir de. Ben Döndü Okumuş. Döndü Hanım. Efendim? Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, ne yapalım, çalışıyoruz. Nasıl gidiyor iş güç burada? Valla iş güç böyle abla. Yorucu değil mi? Evet, çok yorucu. Mecburiyetten ne yapacağız? Mecbur 3 çocuk var. Geçim şey. Çalışmak ayıp değil abla. Çalışmamak ayıptır aslında. En bereketlisi de böyle. Burada valla abla işte çocuk oynuyoruz, şey ediyoruz, topluyoruz, ne yapalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Biz valla ben bunu dolduğum doğalı. Kendi annemgil de yapardı. Böyle abiye de gelirdik işçi olarak. Hı-hı. Öyle yömeği hesabı. Karnımız doyuracak kadar. Yine Allah'a şükür her şeyimiz var, iyi kötü. Hı-hı. Çalışıyoruz, geliyoruz. Öyle abla. Günde kaç saat çalışıyorsunuz burada? Şimdi biz burada şurası bitti mi ki eve gideceğiz. Ondan ki evde hani ablanın dediği gibi yemeğimiz, bulaşığımız, çocuğumuz, çoluğumuz. Onlarla şey yapacağız. Hı-hı. İlgileneceğiz öyle. Kaç ay çalışıyorsunuz böyle? Bunlar hemen hemen 3 ay 4 ay oluyor abla. Ya kışlık, yazlık. Hı-hı. Öyle oluyor işte. Kışın mı zor, yazın mı zor? Vallahi abla yazın zor. Kışın yine evde oluyorsun da ev işi de çok zor oluyor. Yani kışın mecbur, yazın toplayacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Kışın yiyeceğiz bolca. Evet. Öyle abla ya, ne yapacağım? Emeksiz yemek olmuyor. Öyle abla, öyle ne yapacağım? Mecburiyetten geliyoruz gidiyoruz öyle. Burada sen ipçisin herhalde, çuvalları ben dikiyorum. Abla şey yapıyor, gazeteliyor, şey yapıyor öyle. Kadın olmak zor, evet, her şeyden zor. Önemlisi. Anne olmak, kadın olmak. Ben de böyle memur şey olmak isterdim ama nasip değilmiş. Şükür Allah'ımıza şükür, bunları da şey yapmasın, Allah'a rahatlamasın, nasibimiz de böyleymiş. Evet, yine paramızı kazanıyoruz ama buradan. Evet, alın terimizinden kazanıyoruz yani. Aynen. Öyle abla ya, başka. Ne kadar güzel, kadınlar her alanda, tarlada, çiftçilikte, memuriyette, idarede, her yerde kadınlarımız olsun diyor. Çalışız, evet, Türk kadını çalışkandır. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi bir üreticimizin yanındayız. Bu tarlanın sahibi. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Fahrettin Zeybek. Fahrettin Bey, bu patates tarlası size ait. Evet. Kaç yıldır bu üreticilikle uğraşıyorsunuz? Vallahi ben 34 yaşındayım. Aklım erdireli 95'lerden falan ekip biçiyoruz. Daha öncesinde dedem anlatırdı. İşte dedem beygir, yani at tabiri, eski köy tabiri, beygir purluklarıyla önce çiz açardık. Tek tek 20'şer santime bırakır giderdik. Üstünü tekrar kapatırdık. Sonra tekrar olduktan sonra beygir pulluğuyla devir yapar diye anlatırlardı. Bizim aklımız erdireli patatesin içindeyiz. Tarım ekipmanları güzel olunca mesela ilaçları zamanında yapabiliyoruz. Çünkü aynı gün mesela bir 50-100 dekar yer ilaçlayabiliyoruz. Bu da tabii bu sene havaların yağışlı gitmesinden dolayı patateslerimiz biraz hasta oldu. Ama işte ekipmanların kuvvetli olması, ilaçların verimli çok olmasından dolayı biraz oradan kurtardık patateslerimizi. Tabii hasta olan yerler arkadaşların da oldu. Yani ilacı geç kalanlar, elinde takımı, aleti olmayan bazı yetiştirici üreticilerimiz. O yönde bir sıkıntı çektik ama şükür. Son zamanlarda işçi bulmakta bir takım sıkıntılar çektiğini söylüyordu üreticiler. Evet, işçilerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Tam ekipmanları makinelere geçmek istiyoruz aslında ama onlarda da tekrar insan eli lazım. Çünkü keseğini dalıyor, küçüğünü dalıyor, büyüğünü alıyor, çürüğünü alıyor. Ama
insan eli mutlaka patatese değmesi lazım. Çünkü 3-5 ay bir yeme süreci olduğu için hani bir günde tüketilen bir şey değil. Bir insanımız alıyor mesela domates gibi değil. Bunu alıyor mesela bir çuval veya şeyli. Ondan dolayı insan elinin mutlaka değmesi lazım. Çünkü öbür şekilde her şey gidiyor içinde. Bu şekilde 1 numara 2 numara dediğimiz hani irisi, kaynatmalık, kızartmalık, fırınlık mesela bunlar bölge bölge kumpirlik İstanbul'da mesela yenen genelde ortası yapılan kumpirleri şeklinde. Yani kısım kısım 4 parça ayırıyoruz. Topraklarımız kumsal. Kumsal olduğu için bir de biz dinç yani bizim topraklarımız. Biz tamam yıllardır ekiyoruz ama genelde bizim Dinar Çölevası bölgesinde, Kınık Köyü'nde özellikle daha üreticiler bir 3-4 senedir moda oldu yani patates. Çünkü dünya sofrasında Türkiye'lerde şu anda her şeyde mesela pizzacıya varıyorsun patates var. Çocukların yiyeceği patates. Sabah kalkıyorsun patates, akşam yatıyorsun patates. Yani yemeği oluyor, işte tas kebaba katılıyor, salatası oluyor, kızartması oluyor. Yani patatesin şeyi çok yani girdiği yemek miktarının çok olduğu için. Bundan dolayı rağbet de var yani. Eskiden mesela bunu biz satmakta çok zorlanıyorduk. Alıcı, bir tane alıcı geliyordu ama şimdi 10 tane alıcı geliyor. O diyor bana ver, o diyor bana ver. Hani malımız, pazarımız güzel oluyor yani. O yüzden satmakta zorlanmıyoruz. Para da bu sene iyi kötü kazandık. Allah bereket versin. Bu sene memnunuz. Öyle yani, ürününüz bereketli olsun, pazarınız bereketli olsun. Çok İnşallah daha nice güzel yıllarda böyle güzel üretimler yapın diyoruz. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz bizi gelip bugün mutlu ettiğiniz için. Evet, patates tarlasındaydık. Kültür Kervanı'nda patatesin hikayesinin doğduğu yerden sizlere ulaştırmaya çalıştık. Tabii ki kervanımız daha gezmeye devam edecek köy içinde. Bakın sizleri ne sürprizler bekliyor. Onun arabası var, güzel mi güzel, özel mi özel. Sevgili izleyicilerimiz, Kınık Köyü'nde adettenmiş, her geleni mutlaka bir arabayla gezdirirlermiş. Bana da nasip oldu. Teyzeme çok teşekkür ediyorum. Vallahi 4 çeker, her yere gider. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? İsminiz nedir? Dön Dokumuş. Döndü teyze, şimdi pekmez yapıyorsun. Evet. Üzümlerde bu asmamızı ne? Bu asmalardan bozduk. Yiyebilirsiniz, çinledik, hamın aldırdık. Her sene yapar mısınız? Evet, her sene yaparız. Hadi bir aşamasını bize anlatıver bari. Şimdi asmadan üzümü aldık. Evet. Sonra? Onu kasanın içine koyuyoruz, kasadan çuvalın içine koyuyoruz, çiğniyoruz, süzüyoruz, onları çamura yatırıyoruz, tekrar süzüyoruz, bunu katıyoruz aranıya. Bunu kaynıyor böyle. Kaynıyor, bu kadar pekmez ne kadar üzümden oluyor? 3 kasa. 3 kasa, 4 kasa olabilir. Evet. Ne kadar kaynatmak gerekiyor? 1-2 saat daha kaynatabiliriz bunu, ondan ki mendiriz. Peki bunun püf noktası ne? Ay. Güzel pekmez için neye dikkat etmek gerekiyor? Kaynatmasına. Süreyi iyi ayarlayacağız. Evet, öyle ya. Az da olmayacak, çok da olmayacak. Tamam, öyle olacak. Azar normal. Ne zaman öğrendin pekmez yapmayı? Kimden öğrendin sen? Annemgilden öğrendim. Annemden öğrendim. Annemden öğrendim. Ben de bunları yapmak istiyorum. Evet. Çocuklarınıza öğrettiniz mi? Hayır, öğretmedim. Bilmiyor ki. Onlar görmedi. Onlar görmedi. Yabandılar onlar. Ben yapıyorum, bundan çocuklarıma gönderiyorsun. Kendi üzümlerinden, evet. Kendi pekmezlerini, evet, yiyorlar.